Bu halle kızım. Selim. Ne haber kardeşim? İyidir, sen nasılsın? İyi, spora da gelmedin. Ya gelemedim, sorma, sabah sabah karakoldaydım. Var mı bir gelişme? Yani abi bunların ellerinde bir ton suçlu fotoğrafı var. İşte bana onları gösterdiler, ben tanıyor muyum diye. Tamam, sonuç? Sonuç yok yani. Hiçbirisini daha hayatımda görmedim ben. İyi, sen otur bir düşün. Son zamanlarda efelendiğin, ne bileyim ayağına falan bastığın biri var mı diye. Aslında bir tane mal var ama... Şimdi bin düttüne, git bu mahalleden. Evet, tanıdığımız biri falan mı? Yok, yok. Tanıdığımız biri değil. Zaten o da değildir ya. Yani çocuğun benim evi bilmesine imkan yok. Ayrıca oğlum zaten bir park problemi yüzünden yani insanlar bu kadar sapığa bağlıyorlarsa biz dağ başına falan taşınalım değil mi? Tamam, istersen bir bakalım ne dersin? Yok ya. Vallahi zaten çapsız herifin tekiydi, unut gitsin sen. Lan nedir bizim bu başımıza gelen? Senin için bir tane manyak şuradaki çatıya çıkar, intihar edeceğim diye tutturur. Bana farklı bir versiyonu denk gelir. Simülasyonlu bir oyunda mıyız lan? Ne oluyor? Ha? Kızım belanı mı arıyorsun lan sen? Ha? Bak bu gittiğin yol yol değil, beni dinle. Bir dahaki sefere ben bile kurtaramam seni, ona göre. İyi ki bir yardım istedik senden ha. Ulan bu kaçıncı yardım? Sayısını unuttum lan ben. İnternetten adam ayarlayıp, cilvelenip, sonra gelip böyle parasını cukkalamaya kalkmak ne demek lan? Ha? Kızım senin etin ne, budun ne? Ha sen yaparken iyi de bana gelince mi olmaz? Ulan karı, seninle ben bir miyiz lan? Deliye bak ya. Bir de geçmiş karşıma bana efeleniyor. Ne oldu? Sabah arıyordun beni. Bar bar gel kurtar diyordum böyle, salya sümük. Ne çabuk onu? İyi be, tamam tamam. Nazlım, bak. Derdin ekstradan para cukkalamaksa söyleyebileyim. Ya daha kolay bir şeyler ayarlarız icabında. Ulan bir gün manyağın tekine denk geleceksin. Kolunu başka yerde, bacağını başka yerde toplar anan. Sen de geberip gittiğinle kalırsın. Ben bir daha işe falan dönemem. O neymiş? Ya dün geceki herif benim patronun arkadaşı çıktı da. Tüh, saftır ise. Sen de bunu bile bile adam ütmeye kalktın değil mi lan? Ulan kafasız karı. Anında yol verecektin adama. Ulan insan hiç yemek yediği kafası be. Yeter be. Dır dır tepemde konuşup duruyorsun. Ne yapayım? Oldu bir kere işte. Kaç para yoldun? Bu ne kızım ya? Ulan girdiğin zahmete değmez be. Allah Allah. Abi, Afilla okulda okuyor yengemiz. Bir de Beşiktaş'taki Büyük Nehir Palas Oteli'nde çalışıyormuş. Şimdilik bu kadar, hadi eyvallah. Ne iş kız? Elindeki benim telefonum yoksa? Senin Serra karısıyla nasıl bir bağlantın olabilir Barbar? Hop sana diyorum, alo. Serra ne alaka diyorum, duymuyor musun beni? Sana ne lan, sana ne? O karı sana tükürüğünü bile atmaz oğlum. Boşuna kürek çekme, benden söylemesin. O aklını kendine sakla istersen. Çünkü sıklıkla ihtiyacın oluyor ama bir türlü bulamıyorsun sonra. Allah Allah. Varsa şu Serra karısında, onun peşine düşmeyen bir sen kalmıştın. Ne iş koçum? Yok bir şey abi, çiçek getirdim de. Çiçek? Hem de bu ev öyle mi? Serra Hanım'a bir müşterimiz çiçek gönderdi de abi. Ha bir de Serra Hanım'a. Kimmiş lan bu çiçeği gönderen hassas ruhlu Salgaray abimiz? Ha? Abi. Yok devenin nalı.
Bu ne lan? Ha? Hayır abi, senin oğlan anlattı olanlara. Sen niye öyle abartacak bir şey yok falan filan diyorsun? Anlat şu baştan olan bir tane ya. Bunun da ağzında bakla ıslanmaz. Anasına çekmiş. Baba ya, adamlar kafalarına göre para alıyorlar. Aldıkları para yetmezmiş gibi malımızı gasp ediyorlar. Ne var bunda saklanacak? Ulan sizlere bak ya. Bacak kadar boylarıyla yokluğumda çete kurmuşlar. Bir de gelmişler mahalle esnafına çökmüşler. Allah sorma barbar. Tüm esnaf korkuyoruz adamlardan. Ya merak etmeyin siz ya, hallederim ben. Sonuçta mahallenin asayişi namusum sayılır. Korkma canım kardeşim, korkma. Arkanda ben varım. Ne korkacağım abi? Ben korkmam 3-5 serseriden. Ben sadece kendimi tutamayacağım. Bir şey yapacağım diye korkuyorum. İyi günler kızım. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ne bağırıyorsun lan? Ya işte abi, senin bu titrek araba kullanmayı da bilmiyormuş. Öyle baktım gözümün önünden böyle pırrrr dedi, kuş gibi uçtu gitti. Hala fırlıyor ya. Salak mı çocuk ya? Ne uçması oğlum, gerizekalı ne uçması? Kuş mu lan bu uçacak? Ha? Abi niye atıyorsun bunu? Nimet ya. Bak bunu bulan var, bulamayan var ha. Oğlum dur şimdi Nimet'i ya. Baştan anlat şunu, ne oldu? Ya işte takıldım ben bunun peşine. Senin emrettiğin gibi. Yüzünü görmedin değil mi lan? Eminsin. Yok be abi, ne görecek? Filmli ya zaten benim kızın camları. E plakada lan. Tamam oğlum, uzatma. Sonra. Ne sonra abi? Sonra diyorum Salih kardeş. Bir okey çevirelim mi seninle? İster misin? Ya bir öğrenemedin şu işleri ya. Okey, iki kişiyle oynanır mı? Tamam, tamam, tamam ya. İşte ben bunun peşine takıldım ya. Dedim bir iki tane de hareket yapayım böyle. Bir makasa girdim çıktım. Sonra geriye doğru düşünce çektim 3'ten 2'ye. Ta 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 ta. Lan yandan ittirmedin değil mi lan? Oğlum bak, cinayete girer yoksa. Benden söylemesin. Sen dedin, git dedin gözünü korkut dedin. Bir daha dedin o afilli arabasına binemezsin titrek dedin. Sen dedin, demedin mi? Sen söyledin abi dedin. Afilli arabasına girdin demedi dedin. Vur deyince öldüren cidden manyak. Oğlum ben sana git adamın ölümünde kaza mı yaptır dedim lan, ha? Salak. Oğlum yemin ederim var ya, bir gün önünde kalacaksın ha. Yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. La havle ve la kuvvete billahi lazim. Ne yapıyorsun lan? Oğlanın ruhuna gibi değil mi? Abi ben biraz çekirdeği aldım, kaçtım tendireyi bak. Lan! Geri zekalı. Gündüz aymış olsun Serra Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Hayırdır, dalgın gördüm sizi. Askıntı olan böyle Sarkan falan filan mı var yoksa? Yok canım, ne alakası var? Yok yani, bilelim de. Hemen anında devreye girer hallederiz. Sonuçta mahallemizin karı kızına kem göze baktırmak bizim delikanlılık felsefemize uymaz. Felsefe olabilir mi o? Olur. Siz öyle diyorsanız o da olur. Yalnız bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu karı kız tabirleri falan hiç hoş olmuyor. Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına ya? Biz kadınlar kendimize çok güzel bakarız. Siz erkekler saygı duymayı bilin yeter. Ne güzel dediniz. Maşallah. Şiir gibi konuştunuz. Alo. Buyurun benim. Emniyet mi? Dinliyorum, dinliyorum, buyurun. Evet, tanıyorum Burak Egemen'i. Haberim var kaza yaptığından da, yalnız benim ifade vermek için karakola neden gelmem gerekiyor? Ben onu anlamadım. Hangi karakol demiştiniz? Tamam, birazdan geliyorum. Ne olmuş? Ölmüş mü arkadaşınız? Bana bir izin verir misiniz lütfen?
Yok yani ya, belli kötü bir haber aldınız. Ne oldu? Ha? Başın sağ olsun mu diyelim, ne diyelim? Ay Allah korusun, saçmalamayın ya. Ha, ölmedi yani. Oh, iyi. Polis abiler sizi niye karakola çekiyorlar o zaman? Ha, ben de yapı göreyi böyle bir modelim işte. Yani sevdiklerimi, mahalle halkını böyle koruyup gözetmeden içim rahat etmedi benim. Ya duydunuz siz de, karakoldan bekliyorlar. Müsaade edin lütfen. Ha, karakoldan değil mi? Yalnız karakol ve polisler konusunda benim diplomam var. Yani bir kere orada ağzınızdan çıkan her kelimeye dikkat edeceksiniz. Yani akım yapayım derken akım deme sonra. Bir saniye. Ha bir de giderken polis abilere böyle poğaçene bir şeyler al ki ilişki babında yani. Sen de çok mıymırık bir kız çıktın be Serra. Bakması güzel, yemesi zor, eşki erik gibi bir şeysin be. Allah'ım ya. Hop kardeşim, ne oluyor ya? Dikkat etsene koçum ya. Bir de bana hop çekiyorsun. Kusura bakma kardeş ya. Kafam biraz dağınık da. Mahalleden birine kafam takıldı. Ha. Kızdırdılar seni öyle mi? Ya abi hiç sorma ya. Bizim mahalleden bir kızı çağırdılar emniyete. Yok ifade vermeye, yok şu, yok bu. Ben dedim ki tek başına gitme. Ya dayı sen kimsin ya? Ben de burada durmuşum, tanımadığım adama laf anlatıyorum. Ulan bu kız bende hiç kafama hiçbir şey bırakmadı, iyi mi? Hadi görüşürüz dayı. Hadi be Barbar, ne olur. Bak çok sıkıştım. Lan kızım ne yapıyorsun lan sen ha? Nerede harcıyorsun bunca parayı? Altırf 3 kuruş borç vereceksin ya. Ne 3 kuruşu lan? Hangi 3 kuruş? Ulan var ya, sana verdiğim paranın çetelesini tutsaydım şimdiye zengin oluyordum ha. Yuh lan, yazıklar olsun sana ya. Kılıbına tüküreyim seni, değil mi? Doğru konuş kız. Barbar. Bak borcumu ödemezsen başım belaya girecek. Hadi kurban olayım sana ya. Kime lan borcun? Söyle gideceğim, ben ödeyeceğim. Kime borcun? Kumar borcu oğlum, kumar. Kumar borcu mu? Lan kızım her türlü pislik sende be. Kumara ne ara alıştın da oynadın lan? Kumar borcuymuş. Ne? Allah'ım yarabbim. Evlat uğruna düştüğüm durumlara bak, kumar borcuna sevinir oldum ya. Tövbe tövbe. Abi neredesin sen? Onu burada bekle bekle ya. Ne oldu lan, buldun mu? Yok. Bile neden de yok, aksi gibi yok. Lan oğlum bak, bulmamız lazım bunları. Söz verdim ben Hayri abiye. Merak etme abi dedim, sen hallederim ben dedim ya. Alırım bunların boylarının ölçüsünü dedim ben. Hayri abi, senin oğlan anlattı olanları. Sen niye öyle abartacak bir şey yok falan filan diyorsun? Anlat şu baştan olan biteni ya. Bunun da ağzında bakla ıslanmaz. Anasına çekmiş. Baba ya, adamlar kafalarına göre para alıyorlar. Aldıkları para yetmezmiş gibi malımızı gasp ediyorlar. Ne var bunda saklanacak? Ulan şerefsizlere bak ya. Bacak kadar boylarla yokluğumda çete kurmuşlar. Bir de gelmişler mahalle esnafına çökmüşler. Allah sorma Barbar. Tüm esnaf korkuyoruz adamlar. Oğlum bak, ben kendim delikanlı delirtmem ha. Yarı yarasa içine girsin yine bulacağız o Abi bak, bir ihtimal var aslında. Ne lan? Senin aran pek iyi değil de bizim o aşağı mahalledeki çapraz Hüseyin abi yok mu? Ben konuşursam kırmaz beni. Muhtar gibi duruyor. Bir sorayım ona da. İyi hadi uç, hadi uç. Ne yiyorlar, ne içiyorlar, iyice öğren de gel hadi. Tamam. Kaçtım. Pire! Oğlum bak, bir şey öğrenmeden gelirsen senin de ha. Ne küfür küfür ya, her seferinde küfür. Ve dövüleceğimi emin misin sen? Lan Pire, oğlum sen bana işimi öğretir olduğunda benim mi haberim yok lan? Nasıl abi? Oğlum adamların izini buldun diye bir şey demiyorum şimdi sana. Abi, çıktı bak mafyacık. Bak bunlar birbirine kaş göz yapıyor, ince ince uzayacaklar. Dedim, baksana ben sana demedim. Allah Allah.
yürürken ah. Bir de gülsünler az. Niye diye diyoruz. Yine elimde tas. Üstelik kuşlara sürgünden az. Yere düzgünce bas. Ömür üç günden az. Ne güneyse kağıt her şey toz pembe. İnsanların önlerinde bol kepçe ağaç. Martılar ağlamıyor çöplükte. Yol yıkın kenefinize dönmekte. Pelina. Abi dur oğlum. Gel lan gel barışalım gel. Ne? Gel. Barbar abi yerim. Dövme beni. Gel. Ölüm ormanı. Bir ruhunu kaybedince bölüm sonlanır. Ben aklımı çöpe attım gözüm dolmadı. Bu çöp. Maşallah tosun gibi güzel oturdu. Yine üstümde. Oğlum nereye lan? Lan daha bilmeden kenefe müdürlük yapmaya kalkan salaklar. Sizi bir daha bizim mahallede görürsem var ya. Ulan yeminim olsun var ya Allah yarattı demem. Bir daha inseçine çıkartmam lan sizi. Duydu mu lan? Duydum. Duydun mu lan Barbar abini? Ha? Bir daha size bizim mahalle yasak oğlum. Tabii daha olmaz abi kurmayın. Akıllı olun oğlum.